Merhaba herkese. Dezenfektanlar ve antiseptikler hayatımızın hala bir parçası. Virüslere ve bakterilere en iyi antiseptiklerden, arındırıcılardan bir tanesi kolonya, yani etil alkol. Fakat bunun aşırı kullanımı maalesef elimizde kurumalara, çatlamalara neden oluyor. Bu da bizi tekrar virüslere veya başka bakterilere açık hale getiriyor. Bugün özellikle bu kuruluklara, çatlaklara neler iyi gelecek? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, en iyi çözüm aslında doğal bir nemlendirici olan Hindistan cevizi yağı. Bakın bu yaz aylarında bu şekilde sıvı oluyor. Kış aylarında ise bu şekilde margarin gibi katı yağ halinde. Bu doymuş yağ asitleri. Onların içinde de en önemlisi laurik asit. Hem bakterilere hem mantarlara iyi gelen bir asit türü. Yani bir anlamda antimikrobiyal. Virüslere tam iyi gelir mi? Virüsün etrafında bir yağlı çeper var. Çeperi yok eden de işte en iyi çözüm aslında etil alkol. 60 ile 85 arasındaki bir etil alkol oranı olması gerekiyor. Hindistan cevizi, kokonat oili özellikle sıvı formdayken alkole de karıştırabilirsiniz. Öyle de kullanabiliyoruz. Bu şekilde sorun olmaz. Yani dökmelerde sorun olmaz. Fakat fısfıslarda bu biraz donarsa kapatma, bloke etme riski olabilir. Onu nasıl yapacağız? Daha önceki videolara bakın lütfen. İçinde %70-75'lik etil alkol alıyoruz. Gerisini suyla tamamlıyoruz. Fakat %100 su olmuyor. Suyun 1/3 kadar da Hindistan cevizi yağı atıyoruz. Bu şekilde güzelce çalkaladıktan sonra oluşturduğumuz kolonya hem virüslere karşı etkili oluyor hem de nemlendirici bir etkisi oluyor. Yani ellerimiz kurumuyor. Hatta okaliptüs yağı, ikik yağı veya çay ağacı yağı. Bunlarda yine antimikrobiyal özellikleri var. Özellikle bakterilere karşı ve mantarlara karşı. Bunlarla beraber kolonyamız daha da güçlenmiş, daha da antimikrobiyal olmuş olur. Fakat bugünkü konumuz nemlendiriciler olduğu için bahsetmemiz gereken Hindistan cevizi yağı. Güzel bir kokusu vardır. Çok besleyici, nemlendirici hem de mikrop öldürücü daha fazla ne isteyebiliriz? Evet, Hindistan cevizi yağının kullanımını ve faydalarını öğrenmiş olduk veya bilenler tekrar hatırlamış oldu. İsterseniz beraber bir tek şişenin içinde, isterseniz de ayrı ayrı. Şöyle bakın, küçük krem kaplarına koyabilirsiniz. Kaşıkla alıp elinize sürüp aynı krem gibi elimize yedirebiliriz. Kolonyadan sonra tabii elimiz ne kadar temiz olursa o kadar iyi. Tüm mikroplar için en güzel yöntem su, sabun, güzelce yıkamak. Ondan sonra etil alkol kullanmak. Çünkü sadece etil alkol veya izopropil alkol kullanırsanız, yani elimizde kirler varsa, bu sefer o kirleri bu yok etmeye çalışıyor. Virüsler tam yok olmuyor, ölmüyor. Kolonya kuruduktan sonra, daha doğrusu bir 2 dakika sonra, çünkü elimizde de bu arada kolonyanın bir süre kalması gerekiyor. Mikropları ancak o şekilde ölüyor. Coconut oil, yani Hindistan cevizi yağıyla nemlendirici kremimizi sürmüş olabiliriz. Daha birkaç tane daha nemlendirici doğal yağlar veya başka kimyasal doğal ürünler var. Onları da öğrenmek, farkına varmak için takipte kalın lütfen. Daha doğal, daha sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.